Evet Hande Hanım, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Güzel bir gecedeyiz. Evet. Valla özlüyoruz oyun, yeni işler izlemeyi, oyunlar izlemeyi özledik hepimiz pandemide. O yüzden bir setten fırsat gelebildiğim için çok mutluyum yani. Çünkü çok olamıyor maalesef. Çok az vaktim oluyor, denk geldi. Ben de mutluyum. Hazar ve Güçlü sahneye çıkacak. Daha önce izleme fırsatınız oldu mu? Yok, Hazar'ı izlememiştim. Funda'yı izlemiştim. Evet. Ama ikisine de bayılıyorum. İkisi de arkadaşım. Çok beğeniyorum. Şahane iki kadın oyuncuyu sahnede izleyeceğim için de çok mutluyum. Nasıl bir tiyatro oyunu geliyor? Siz biliyorsunuz da. Vallahi bilmiyorum bu arada. Evet. Bana da sürpriz olacak. Ama işte yani heyecanlıyım onları da izleyeceğim için. Siz, tiyatro, siz tiyatronun nerelerindesiniz? Tiyatronun nerelerinde miyim? Evet. Hayatınızda nerelerinde tiyatro? Benim bir tiyatro oyunum var aslında. Evet. Craft Tiyatro'da Batur Proof diye bir oyunumuz var ama pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi umarım tekrar onu da sahneye koyacağız. Sizce öncülük, oyunculuk mu, televizyon mu yoksa tiyatro mu sizin için? Benim için hiçbirini birbirinden ayıramam. Hani işim dediğiniz hangisi, tiyatro mu yoksa... Bir oyuncu olarak hepsi tabii ki. Evet. Dolayısıyla ben televizyonda olmaktan da, film çekmekten de, sahnede olmaktan da aynı oranda keyif alıyorum. Hepsinin tadı başka yani. Hani siz neler yapıyorsunuz? Güzel kurucudursunuz. Valla evet, işte annemiz setlerken başladı. Biz çok mutluyuz. İçinde olmaktan çok keyif aldığım bir iş. Valla inanın hiçbir şey yapamıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Bir gün bugün boşluğum vardı. Onda da biraz dedim hani bir şey yapayım kendim için. Oyun izlemeye geldim. Yani, bu arada yoğunsunuz. Bir adam özel hayatınızla ilgili sorsaydık. Nasıl gidiyor aşk hayatınız? Sorun ama öyle şeye baktım yok. Vaktiniz yok benim o zaman. Evet, yani çok çalışıyorum. Olursa zaten söylerim, saklamam. Çalışmak olabilir, çok şaka yapıyorum tabii ki. Ama böyle. Siyahlar içindesiniz, modayla çok uyumlusunuz. Hatta sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar bazen konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Bilmem, ben içimden ne geliyorsa ve nasıl rahat ediyorsam öyle geliyor. Annem, çok tatlısınız. Geçen ayda bir ay kadar oldu galiba. Doğum günü olmuştu. Doğum evet, benim Kaan... doğum günüm. Evet. Tekrarlamayacağınızı yaşamıyorsun. Sağ olun. Kaan Bey'le yan yana gelmişsiniz. Yani o yanaşmadan dolayı da biraz adınız çıktı. Hani Kaan Bey'le ilişkiniz var mı yok mu veya gerçekten samimi arkadaş mısınız? Çok yakın arkadaşım gerçekten Kaan Bey'le. Onu söyleyebilirim. Sizi her zaman bir arada göreceksiniz zaten. Çok eski, çok yakın bir arkadaşım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.